Selamlar hepinize. Ormancılar tier listimizle yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu listemizde Dünya Şampiyonasına katılan 22 takımın ormancıları yer alıyor. Yedekleri almadım. Tabii ki aralarda işte oyuncu değişikliğiyle katılanlar, direkt olarak takıma hak kazanmasa da buraya bir şekilde gelmeyi başaran arkadaşlar var. O yüzden hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Kategorilerimizden bahsedelim. Ormancı olduğu için ormanlardan yola çıkayım dedim. Ormanın kralı olarak Aslan var Entepe'de. Gerçi hani burada bazı argümanları savunanlar olacaktır. İşte abi sonuçta Kaplan daha büyük bir hayvan ve daha kuvvetli. Fiziksel olarak daha iyi statlara sahip belki Aslan'a kıyasla. Fakat Aslan yürekli tabiri belli bir noktadan çıkmış bir şey. Bir v 1 kapattığınız zaman Aslan'ın çoğu sıkışmış durumda. Adrenalin yükseldiği zaman kazandığı durum olmuştur aslında. İkinci kategorimizde kaplan tabi çok e, gerçekten iyi performans gösteren e, avcılarımızdan bir tanesi. Üçüncü kategorimizde Jaguar var. Çok underrated olanlardan bir tanesidir ve e, Jaguar kategorisi aslında e, genel olarak mesela belgeseller Afrika'da çekildiği için Güney Amerika'da yaşayan bir türdür e, Jaguarlar. Diğerlerine göre şöyle bir artısı vardı. Mesela Leopar'a çok benzer fiziksel yapısı olarak. Tabi Leopar biraz daha e, ince ona göre biraz daha çevik olduğunu söyleyebiliriz ama Jaguar'ın bir avantajı daha vardır. Güney Amerika, Afrika'ya kıyasla daha sulak bir yer olduğu için suda da avlanması gerekir ve Jaguar'ların böyle bir özelliği de vardır. Yani suda yüzerek de timsah falan avlamışlıklarını görmüştüm yani ben. Dördüncü kategorimizde Puma var. Biraz daha e, az rekabetin olduğu yerlere yönelen, daha arazi tipi yerlere yönelen. Yani. Yani biraz daha yüksekliğe işte platolara, ufak ufak dağlara doğru kayan. Lerden bir tanesi. Vaşak keza öyle. Daha küçük avlarla yetinenlerden bir tanesi. tekir ee, Tekirde anca bizim ev, yani evde evde ufak tefek böcekleri, kelebekleri falan yakalamasıyla bilinen ev kedi sürülerimizden bir tanesi. Şimdi kategorilerimizi sıraladığımıza göre oyuncularımızla başlayalım. Rastgele yerleştirdim oyuncularımızı. E, ormancılarımızı diyeyim. Bu sene tabi dünya şampiyonusu özellikle metanın da etkisiyle birlikte ...bayağı bir kaliteli ormancı gelişimi var. Ama ilk olarak Buraya şans eseri gelen üyelerimizden biriyle başlayalım. Kongüve ilk oyuncumuz. Kongüve neden şans eseri geliyor? Aslında Dünya şampiyonuzda gelemedi. EHU Esports'un ormancısıydı. Fakat PSG Talon'un kendi ormancısı River Dünya Şampiyonası'na katılamadığı için koronavirüs karantinasından dolayı Kongüve takıma katılacak ve o oynayacak. İzlediğim maçlarda da aslında mevsim içerisinde onların birkaç maçını izledim. Playoff'lardan da Kongüve'nin özellikle ne yaptığına bakmak için 1 bir iki maçını izledim. Ki daha önce de Dünya Şampiyonası'nda geldiğinde de görmüştük. Bu Jaguar kategorisini atmak için ben zayıf olduğunu düşünüyorum Kongüven'in. Çünkü direkt yani bu Jaguar birazdan Jaguar kategorisine koyduğum oyunculardan sonra hakikaten şey moduna gireceksiniz. Özellikle Jaguar kategorisindeki ve Kaplan kategorisindeki oyuncuların bireysel performansının da çok yukarıda. Belli maçlarda çok yukarıda olduğunu göreceksiniz. Ben kesinlikle o yüzden Kongüven'in oraya dahil olduğunu düşünmüyorum. İkinci üyemiz Piyoşik, e, Jaguar kategorisinde olanlardan bir tanesi. neden aslında Piyoşik'i buraya koydum? çünkü Piyoşik'in hem, benim biraz dalgalı bir performansı var. Hem de hem aslan hem de kaplana gidecek oyunculardan bir şampiyon havuzu olarak bir miktar geride olma ihtimali var. İkincisi genelde bu oyunculara karşı özellikle aslan kategorisindeki oyunculardan bir tanesiyle bu sezon oynadı. Birazdan da ondan bahsedeceğiz. Ona karşı oynadığı maçlarda çok zorlanmış olması beni buralara itti açıkçası. Buraya itmeye, Jaguar'a koymaya. Biochi. Üçüncü oyunumuz Canyon. Kesinlikle aslan'a gitmesi gerekenlerden bir tanesi. Hatta ya belki aslanların içerisinde bir numaralı olmasını, Alfa aslan olması bile konuşabiliriz. Ee, böyle bir ihtimalle aynı. Muazzam bir sezon geçirdi Canyon. Tabii bunda e, Damwon'un yükselişinin ya yani mesela bahar mevsiminde bu kadar iyi değildi aslında bu takım ama yaz mevsiminde. Özellikle o istikrarı bulmaları, Nuguri'nin oturmuş olması, Showmaker'ın zaten güvenilir olan parçanın Kenya'nın da desteğiyle birlikte inanılmaz bir yüksek seviyeye çıkması. Artı metayı çok iyi anlamış olması Kenya'nın. Onu bu mevsim çok 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 yukarılara çıkardığını söyleyebilirim yaptığı işler açısından. Ve belki de aslanların da bir numarası olacak. Şu anda emin değilim tam nereye koyacağım ama aslanların da bir numarası olması ihtimali var. Dördüncü sırada Santorin var. Santorin'in durumu biraz ilginç bir durum. O Puma ile Jaguar arasında kaldığım noktalardan bir tanesi. Neden orada kalıyorum? Aslında Santorin gayet iyi bir yıl geçirdi. Sadece yaz mevsiminde, bahar mevsiminde çok iyi geçirdi. İki kere ikinci oldular. Ki Kuzey Amerika için görece diğerlerinden daha zayıf bir kadro olduğunu söyleyebiliriz aslında. Kağıt üzerinde onların kadrosunu. Fakat bir o takıma liderlik eden parçalardan bir tanesi. İkincisi bireysel performans olarak da FlyQuest'in durumunu Gördük ya yani Santorini iyi oynamadığı maçlarda zorlandı aslında FlyQuest. O yüzden onlar için de önemli bir parça. Fakat Jaguar'a koyduğum zaman ya eğer Jaguar'a koyarsam şöyle bir problem var. Santorini Pioşik kadar iyi görüyor muyum? Noktasına geliyoruz açıkçası. Ben görmüyorum Santorini Pioşik kadar iyi. O yüzden onu Kongüven'in üstüne göndereceğim. Selfmade sıradaki oyuncumuz. O da çok iyi mevsim geçiren oyunculardan bir tanesi. Hatta belli oranda takımının geride onu, onu geride tuttuğunu söyleyebiliriz. Yani Fanatik çok ist, inişli çıkışlı bir performans gösterdi. Normal sezonu zaten hani %50 bir galibiyet oranıyla anca bitirebildiler. Biraz sıkıntılı bir mevsim geçirdiğini söyleyebiliriz aslında takımı. Fakat buna rağmen Selfmade çok iyi oynuyordu. Ve hani belki bu mevsim değil ama ilerleyen mevsimlerde aslanların arasına e, onların arasında yer edinebileceğini hissettirdi bence Selfmade. Artı Avrupa'da olması... Bence onun için bir artı. Neden onun için bir artı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yıllardır... E, Avrupa'yı domine eden bir parça var. Ki e, Selfmade'den sonraki parçada o zaten. Yankos. Fakat bu mevsim... Avrupa'da o kadar iyi ormancılar çıktı ki... Yani bu listede dört tanesi var. Çünkü dört tanesi gelebilirler. Inspired, Selfmade, Yankos... Dördünüz e, kim diye? Ve Shadow. Ama bunların dışında... Diğer takımlarda da yani playoff'ta buralara gelememiş olan takımlarda da çok iyi ormancılar oynuyor. Rekabet seviyesi çok arttığı için zaten Surfmade'in de bir noktada performans artmış durumda. Ben Surfmade'i kaplanların arasında görüyorum. Ee, i̇yi bir seviyede olduğunu düşünüyorum Surfmade'in. Ve aslanların arasında çıkmaya belki de en yakın parçalardan bir tanesi. Yankos kesinlikle bu kaplanlardan bir tanesi. Ee, ara ara performansında inişler çıkışlar kötü maçları olabilir. Ama... Yani bütün bu ormancılar içinde burada 22 tane ormancı var. Hani en güvenilir hangisidir diye sorsanız birçok insan burada Yankos'u Karsa ile beraber söyler güvenilirlik açısından. Performans vereceğine çok güvenebileceğiniz bir oyuncu. Ne zaman iş yapacağına çok güvenebileceğiniz bir oyuncu. Evet ara ara kötü maçları oluyor. Ve kötü maçında gerçekten hakikaten alıyor elinizden maçı. Kazandırtmıyor da yani. Ama bazı maçlarda da hiç elinize geçmeyecek fırsatları öyle bir yaratıyor ki takımına. Çok büyük fayda zaten. Ha Selfmade'den güçlü bir kaplan mı? Bence şu anda Selfmade daha güçlü bir kaplan. O yüzden onu oraya bıraktım. Sırada Clid var. Ee, Gen.G'nin 3. olmasından dolayı bence performansı... Bütün Gen.G oyuncularının performansı biraz underrated kaldı. Ee, fakat çok tuhaf bir hikayeyle 3. olduklarını biliyoruz onların. İzlememiş olanlar için milik bir hatırlatmada bulunayım. E, DRX Gen.G de başladı seri ilk maçı DRX kazandı. Sonraki iki maçı çok dominant bir şekilde Gen.G kazandı. Ve artık hani o momentumla gidecek bir noktadayken dünyadaki internet probleminden dolayı 3.5 saat bir duraklatma yaşandı serinin içerisinde. 3-3.5 saat kadar. Ve bu oyuncular hiçbir şey yapamadılar. daha sonrasında yeniden seri başladı ve oradan kaybetti DRX'e Gen.G tarafı. Yani o gaza gelmişken iki maçı domine ederek kazanmışken havaları kaybolmuştu. Sonrasında zaten Gauntlet'ten çok rahat bir şekilde hiç, yani rekabetsiz bir şekilde geldiklerini söyleyebiliriz. Clip de çok iyi bir performans gösterdi aslında. Geçen sene şeyde olduğu için, T1'de olduğu için performans daha göz önündeydi. Aslında, artı bir de geçen yıl hani şey de çok etkindi oyunda, gank odaklı oynamak, sürekli göze hoş gelen ormancılar oynanıyordu. Bu yıl ilk başta biraz zorlandı. İlk, e, ilk mevsimde, bahar mevsiminde adapte olma konusunda bence biraz kilit. Fakat ikinci mevsimde çok iyi adapte oldu. Ve o şeyin dengesini çok iyi kurdu. Genk ve kendine e, farmlamanın dengesini çok iyi kuran parçalardan bir tanesi. Ben onu, onu da o yüzden kaplanlara gönderiyorum ve self önüne gönderiyorum. şimdi var sırada. E, Brezilya takımının Intsin ormancısı. Doğru mu hatırlıyorum? Evet doğru hatırlıyorum. E, Brezilya takımı Şin, ins'in ormancısı var. Bence bütün bu listedeki en zayıf ormancı. Ee, ben bu alt sıra takımlarının yani Wildcard takımlarının bizim rakiplerimiz olduklarından dolayı hepsinin maçlarını bütün maçlarını izleyemedim haliyle ama playofflardan özellikle aralardan bir iki tane maç ve final serilerini izledim. Shin'in en açıkçası buradaki en zayıf ormancı olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu Tekir'e gönderiyorum. Kanavi var sırada. Kanavi de ilk yılı olmasına rağmen. Bu arada yaş olarak Kenyan'dan daha yaşlı Kanavi. Bu listedeki en genç oyunculardan biri Canyon. Yani 2001 doğumlu. Burada işte 2002 doğumlu Spica var. Bir tane daha 2001 doğumlu biri var. Shadow var 2001 doğumlu. Ama çok zaten genç ormancılardan biri olmasına rağmen kanavi Çin'e gitti. JD Gaming'in ormancısı olarak çok üzerine de mücadele etti JD Gaming aslında onu almak için. Yani Griffin'le işte aralarında yaşananlar Griffin skandalının patlak vermesi vesaire derken. Zor da bir süreçten geçti. Fakat gittiği takım ya hem şeyin gelmesiyle, Kanavi'nin gelmesiyle hem de takımın kendisini geliştirmesiyle birlikte seviye atladı. Ve iki mevsimde de final oynadı. JD Gaming kendi liginde birinde şampiyon oldu, birinde kaybetti. Aynı takımla oynadılar zaten. Topi Esports da onların rakibiydi ve şeyi net şekilde görebiliyorsunuz JD Gaming'in. artık bir dünya şampiyonu contender olduğunu görebiliyorsunuz bu takımın. Ve Kanavi kesinlikle ve kesinlikle bu takımın en büyük sürükleyici parçası. Bir numaralı sürükleyici parçası. Bunu da yapabilmiş olması bence çok iyi bir nokta. Onun adına ben o yüzden yarım adım, ya yarım adım bile değil aslında. 2 santimle Kenya'nın önüne koyuyorum. E, bu mevsim Kanavi'yi. Sıradaki ormancımız Babip. Çey'in şeyin okyanusya temsilcisi. Legacy e sportsun ormancısı. Bayağı ben açıkçası izlediğim maçlarda beğendim Babip'in performansını ve Baya baya o takımın sürükleyicisi gibi duruyor. Tabi biraz rakiplerinin zayıf olması, ortamın çok bir ortamına dönüşmeye başlaması da onu biraz daha iyi göstermiş olabilir ama kesinlikle ve kesinlikle Şinri'den daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve ben oynadığı stili de bu yılınkine, bu mevsimin ortamına daha uygun buldum diyeyim. Sıradaki ormancımız Peanut. Uzun yıllardır çok iyi performans sergileyen oyuncularımızdan bir tanesi Peanut gerçi Çin'e gittikten sonra biraz performans ilk mevsim biraz düşmüş gibi düşecek gibi düşünülüyordu. Fakat ilk mevsimin bahar mevsiminin ortasında toparlandı. Yaz mevsimine de çok iyi girdi. Artı LGD 6. oldu LPL'de. Yani öyle çok üst sıra bir takım değil. Kadro olarak da öyle çok genç yırtıcı oyuncuları da yok. Tecrübeyle oynayan ve şey bir takım açıkçası. Biraz ne yapacağını tahmin edebildiğiniz bir takım. Fakat buna rağmen onları dünya şampiyonası da getirme konusunda bir numaralı adamdı Peanut. Ve yani net şekilde o takımın ana sürükleyicisiydi. Ha Peanut'ı aldığımız zaman ile şöyle bir problem var Peanut'la alakalı. Peanut agresif oynamayı çok iyi bilir, çok iyi becerir. Fakat defansif eşleşmelere geldiği zaman belli oranda eksikleri olan bir oyuncu. Hani bunu uzun sürede de e, çözemediğini söyleyebiliriz e, o konuda. O yüzden ben Peanut'ı kaplanların arasına göndermek istiyorum. Ama kaplanların biraz daha altına göndermek istiyorum. Shadow var sırada o da Avrupa'da çok iyi mevsim geçiren oyunculardan bir tanesi. Biraz şampiyonumuzun problem olduğunu söyleyebilirim Shadow'un. Yani Lee'sin oynadığı seviyede diğer şampiyonları oynayamıyor olması bence bir problem. Shadow adına. Lee'sin de gösterdiği performansın benzerini mesela atıyorum Nidalee ile gösterse. Başka ne söyleyeyim? Mesela Graves de aynı performansı gösterse. Kesinlikle aslan kategorisinde oynar. Çünkü Lee'sin aslan kategorisinde. Fakat Bence kalan şampiyonlarla o seviyede. Değil. Ben o yüzden onu e, Jaguar'ların yanına gönderiyorum. Piojin önüne mi koymalıyım, arkasına mı koymalıyım? Ondan emin değilim ama. Şimdilik arkasında dursun. Emin olamadım çünkü. Sıradaki ismimiz Gemini, e, maçı e-sports'un ormancısı. Benim bu turnuvaya gelirken yani maçı net kazandı aslında finalini. Fakat e, loser bracket'ı kaybetmişlerdi. Açıkçası bence de iyi. Onu söyleyeyim. ya. önüne koyabilirim onu. Santorin'de niye mi kötü mü ondan emin olamıyorum. Çünkü genelde Asyalı ormancılar daha agresif oynamaya çok yatkınlar. Santorin çok defansif şampiyon. Defansif derken agresif ve defansif ormanda yanlış tabirler oluyor. aslında. Santorin daha takımını oynayan bir oyuncu. Asyalı ormancılar genelde daha kendilerini oynayan oyuncular. O yüzden mesela Shadow'un stili Avrupa'da çok farklı geldi. Shadow çünkü aslında İtalyan olmasına rağmen Çin asıldı bir oyuncu. Ee, tabii nerede yetiştiğini falan bilmiyorum ama Kafa yapısı olarak bile orayı düşünüyor olabilirler Onu söyleyebilirim yani Ben onu o yüzden e, Yani Cemina'yı Pumaların arasına koyacağım ama Santorini'nin Arkasına veya önüne koymak konusunda Henüz emin değilim Emin Henüz emin değilim Sıradaki ismimiz Jose Deodo umarım doğru okumuşumdur ismini Jose Deodo ee, Latin Amerika temsilcisinin ormancısı aslında mesela onunla maçlarını izlediğimde beğendim. Fakat onu vaşağı koyma konusunda biraz zorlandım. Hani e, dedim ya babip'in ligi de kolaydı, rakipleri de aslında kolay olduğu için çok rahat etti. O yüzden biraz oraya koymakta emin olamıyorum diye. Joseyodu için de benzer bir şey söylüyor. Hatta babip'i de düşüreceğim ya Ekiro. E. Şöyle yapabilir, şöyle daha sağlıklı olur sanırım. Umarım doğru okumuştur bu. Dokumuşumdur bu arada Joseyodu ismini. E, i̇yi bir oyuncu, zayıf bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Fakat Ligin durumu biraz onu etkiliyor bence. Inspired var sırada. Benim çok beğendiğim ormancılardan bir tanesi. Avrupa'da yani bana sorsanız ben bireysel anlamda bütün yılı ele alacak olursak bence Selfmade'den daha iyi oynadığıyız. Fakat takımın oyun stili ve takımın dar yapısı diyeyim. Çünkü e, fanatik çok farklı stillerde, farklı tarzlarda oyun oynayabiliyor. Fakat Rogue böyle değil. Rogue biraz daha tek düze oyun oynayan bir takım ve Inspired bu takım için ve hali o da tek düze bir ormancı gibi gözüküyor. Fakat Inspired gerçekten ne yapması gerektiğini, ne zaman yapması gerektiğini çok iyi bilerek oynayan bir oyuncu. Çok da beğeniyorum ben izlerken de. Ben daha çok daha iyi olacağını da düşünüyorum. Ama takımından dolayı onu Saphmed'in arkasına koyacağım. Dayankos'un arkasına koyacağım. Hatta Peanut'ın arkasına koymayacağım ya. Belki birisi olarak Peanut daha iyi olabilir ama ben Saphmed'i tercih ederim. S.O.F.M. var. Sıradaki ismimiz e, uzun yıllar önce aslında e, bizim Closer'ın yaptığı e, şeyi Asya tarafında yapmıştı. Aslında bir küçük lig oyuncusu S.O.F.M. E, ama RPL'e gitmiş ve orada başarılı olmaya çalışan bir oyuncuydu. Uzun yıllarda bu başarıyı sağlayamamıştı. Ta ki bu seneye kadar. Ta ki takımına katılan iki çaylakla birlikte onun da performansı tavan yapana kadar. Ve e, hani S.O.F.M.'in kariyerinin belki de... Yani onun kariyerinde ilk kez bu kadar... Ormancının kendine çalıştığında verim alabildiği bir yıl görüyoruz. Ve adam çok parladı. Adam takır takır iş yapıyor yani. Onu hakkını yemememiz lazım SUFM'in. Ee, belki de şeyi buraya getiren, suning'i buraya getiren bir numaralı parça. Evet Huanfang'ın çok iyi bir performansı vardı çaylak olmasına rağmen ama ben onun oynadığı oyunu çok beğeniyorum. Çok da yaratıcı buluyorum SOFM'e. Yani mesela Olaf'a yaptığı Phase Rush'la oynayıp e, Warmog, Black Clover, Cinderalk eşya dizimi falan bence çok iyi çalıştı. Bu tarz yaratıcılıkları da var. Jarvan'ı bile Phase Rush'la oynuyor falan. E, kafa yorduğu çok belli SOFM'in. Ve bunu ödüllendirmek istiyorum ve Kled'in önüne mi koysam emin olamadım ya. Kled'in önüne mi koysam arkasına mı koysam konusunda emin olamadım. Ya bu sezon çok ormancı var dedim ya. Kledin bir adım arkasına koyacağım ya. Ya gel oyuncu olarak bence bir adım arkasında değil ama Kledin e, genel performansını da çok beğendiğimi söyleyebilirim. Broxa kış mevsiminde döküldü. Yaz mevsiminde iyi oynadı aslında Broxa. LCS'ten Team Liquid'in oyuncusu. Fakat Broxa'nın da bazı problemleri var. Nedir o problemlerden bir tanesi? Bir kere yırtıcı bir oyuncu değil Broxa. Yani fanaatikte oynadığı dönemden de hatırlayayım. Yırtıcı Pioşcik mesela yırtıcı bir oyuncu, tamam mı? Bazen bu yırtıcılığı zarar veriyor ona. Bazen çok fazla hata yaptığını görüyoruz Pioşcik. Bazen çok fazla pozisyon dışında kaldığını görüyoruz. Fakat broksanın alabileceği ödüller maçın içerisinde yaptığı hamlelerden alabileceği sonuçlar hiçbir zaman Pioş'i alabileceği kadar büyük olmuyor. Ben o yüzden Brox'u Puma'ların arasına göndereceğim. Hatta Gemini'nin arkasına gönderiyorum ya. Evet Gemini'nin arkasına gönderdim. Gemini'yi de bayağı beğenmiştim aslında. Spika var sırada. Spika da yazma Spika bu grubun en genci bu arada. 2002'li olan. Diğer ikinin 2002 2001'li bir iki tane daha parça var ama bu grubun en genci Spika. Eee TSM'in ormancısı bir türlü ne yapmak istediğini bulamadı aslında TSM'de Spica ile beraber. Çok farklı oyun stillerine büründüğünü gördük Spica'nın. Fakat şeyi bir noktada buldular. Yani evet Spica agresif oynamak isteyen bir oyuncu, agresif oynamayı becerebilen bir oyuncu. Fakat TSM bunu oynayamıyor. O yüzden Spica'nın oyun stilini değiştirmemiz lazım. Ha? Ve takımı oynayan bir or ormancı tarzına dönüştürdüler Spica'yı. Takımı oynaması başarı getirdi. Ama diğer tarafları da oynayabiliyor. Ben onu o yüzden Jaguar'ların altına atıyorum. Bilmiyorum, bazıları bana kızacak. Abi Spika'ya bu kadar laf etti falan. Evet, ben de laf ettim Spika'ya ama e, bir kere bu adamların yani Brooks'un, Santorin'in falan birkaç yıl gerisinde tecrübe olarak fakat buna rağmen takımın oyun stilini adapte etmeyi becerdi oyun stilini. Ben o yüzden memnun kaldım. Ananas var. Unicorns of Love'ın ormancısı aha cik diye gördünüzsün arkadaş. O Kiril alfabesiyle yazdığı için o herler neye falan diye okunuyor. E, ananas kesinlikle bence Tekirler'dekilerden çok daha iyi bir ormancı. E, pumaların arasına sıçrama ihtimali olan da bir ormancıydı bence önceden. Fakat tam gösteremedi bence o sıçramayı. Ki gösterse hani Avrupa'dan da başka takımlardan da o e, teklif alma ihtimali vardı bence. Bugi V3'ün e, Japonya temsilcisi V3'ün V3, V3 eSports'un ormancısı. Daha önce aslında onu şeyde de görmüştük. Tayvan'da da görmüştük. Flash Wolves'un falan yedeğiydi. Yetenekli bir oyuncu olduğu belli oluyordu ve bence Japonya temsilcisinde takımın da biraz ona yönelik oynuyor olması onu bir üst seviyeye çıkarmış. Şimdilik onu vaşağa koyacağım. Ananas'ın önüne koyacağım ama. Ben çok beğendim çünkü onun final performansını ve ligde oynadığı maçlardaki performansını. E, artı bence yani Flash Wolves tabii kapandı kulüp e, ama yani yeni takipçiler bilmiyor olabilir ama Flash Wolves yıllar boyunca çok fazla oyuncu çıkardı dünyaya. Karsa bu listede birazdan adından bahsedeceğiz. Flash Wolves'un oyuncusuydu. Sword Art destek listesinde bahsedeceğiz. Suning'in oyuncusu Flash Wolves'un oyuncusuydu. LGD'li Kramer Flash Wolves'un oyuncusuydu. Flash Wolves yetenekli oyuncuları bulan bir takımdı aslında. Diğer taraflardan, diğer bölgelerden. Ve ben bugünün yeteneğini de çok net gözüktüğünü düşünüyorum. Karsa var sırada. Top Esports'ta bu sezon şampiyonluk yaşattı e, mevsimde şampiyonluğu yaşadı. İlk mevsimde yaşayamadılar ama hani videonun başında bahsetmiştim ya en güvenilir ormancı şeyinde muhtemelen bir numaradır şu anda. Lekar'da. Çok güvenilir. Ne alabileceğinizi biliyorsunuz Karsa'dan. Ve bunun üstüne üstlük yani takımın oyun stilini de yani hem kendi oyun stilini takımın oyun stilini adapte edebiliyor hem de şunu yapabiliyorsunuz siz. Karsa var. Biz agresif ormancı da oynayabiliriz. Takım da ona uyum sağlar. Yapabiliyorsunuz takımın bu bu maç defansif bir ormancı takıma yönelik bir ormancı rakip ormancıyı kitlemeye ihtiyacı var. Karsa gene yapar ve yaptı ve Topi e Sports'a seviye de atlattı. Topi e Sports playofflarda sürekli yarı final seviyesine gelip Takılan takımdı. İki kere final oynadı, birini kazandı Topi e Sports ve en büyük mimarlarından biridir Karsa. Ben onun aslanlar seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Hani bence bu üçlü zaten birçok insanın gözünde de en tepedekilerin tartışması olacaktır. Son ismimiz bizim ormancımız. Papara süpürmesinin ormancısı. Kakao. Kakao'nun bireysel performansı aslında çok üstteydi. Bizim ligin ortalamasına göre. E, ve Kakao bireysel performansı yani kendini oynamaya alışmış e, gibi gözüküyordu. İşte, tabi son halini birçok insan son halini süpürmesindeki halini gördüğü için onu hatırlıyor. Fakat şeyi hatırlatmak isterim. Kakao süpürmesine gelmeden sadece bir mevsim önce Tek başına, yırtına yırtına, bakın tek, çok net söylüyorum, tek başına takımı sırtına alıp LCK'ye takım çıkardı. Ve o takım Kakao olmadığı zaman perişan oldu LCK'de. Kakao çok iyi bir ormancı. Biz tabii Türkiye'ye geldiğimizde, abi bizim ormancımız falan filan diye e, abartıyorsun diye düşünenler kesinlikle olacaktır. Fakat Kakao düşündüğünüzden çok daha iyi bir ormancı. Ve şunu da hatırlatmak isterim. Biz tabii Kakao'nun hep son dönemine göre yapıyoruz. Tabii ki bu oylarımızı da son dönemine göre veriyoruz. Kakao Avrupa'da oynadığında Misfits'le oynarken MVP seviyesinde performans sergiliyordu. Misfits'ten ayrıldı ama. Niye ayrıldığını biliyor musunuz Kakao'nun? Dil öğrenmediği için. Öğrenmediği için derken bu arada. Kakao İngilizce falan bilmeyen bir adam değil. Kaç yıllardır her yerde gezmiş bir adam zaten. Bunları yapabilen bir oyuncu. Dil de öğrenebilir. Bilmediği falan yok. Biliyor gayet. Fakat iletişim konusunda sorunlar yaşayan bir oyuncu. Ha bana bireysel olarak sorarsanız Kakoyu burada nerede görüyorsun diye. Şu anki performanslarına bakacak olursak bana sorduğunuzda ben Team Liquid'e Broxa'yı çıkarıp Kakoyu korsam ben Team Liquid'in daha iyi bir takım olacağını düşünüyorum. O yüzden Kakoyu Broxa'nın önüne koyuyorum. Gemini'nin önüne koyma konusunda emin değilim ama. Gemini'nin iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O yüzden emin olamadım Kakoyu. Ama buradaki yerinden sanki memnunum gibi. Jaguar kısmında ama bir değişiklik yapacağım. Shadow'u Piyoshi'nin önüne şimdilik alacağım ya. Şu anda bana daha çok güven veriyor. Piyoshi, Piyoshi'den daha çok güven veriyor Shadow. Kaplanlarda değiştirmek istediğimiz bir yer var mı ona bakalım. Selfmade Yankos Inspired Peanut sıralamasında emin miyiz? Bu arada yani burada mesela Peanut çok değişik bir örnek. Çünkü Peanut... Ya Peanut'ınız varsa Peanut'ın istediği oyunu oynamak zorundasınız. Diğerlerinin bence artısı o. Takımın oynamak istediği oyun üstünde inspired uyum sağlar. Yankos uyum sağlar. Selfmade uyum sağlar. Kled uyum sağlar. SOFM de uyum sağladı zaten. Fakat elinizde peanut varsa peanut gibi oynamanız lazım. istediği şeyi yapmanız lazım. O yüzden peanut kalsın orada diyelim. Ve ormancı dünya, dünya Şampiyonası 2020. Ormancılar tier listimizin sonuna gelelim. Ben bu şeyin linkini bu tier listin linkini size bırakacağım. Başka yapmak isteyenler olursa da kullanabilsin diye. E i̇sterseniz benimle de Twitter'da paylaşabilirsiniz. E gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.